Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Nezih Gözen. Photoshop 2020 Camera Raw eğitim serimize kaldığı yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız geçtiğimiz bölümlerde renklendirme efektleriyle alakalı işlemlerin Basic panelinden nasıl yapılacağını görmüştük. Bu bölümde ise arkadaşlar Color Mixer ve Split Tuning kullanarak görsellerimizdeki renk değişikliği nasıl yapılır hep beraber öğreneceğiz. Ben Nezih Gözen arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu bir eğitim serisi ve siz o eğitim serisindeki aradaki bir videoyu şu an izliyorsanız daha önceki ve daha sonraki videoları da bakmayı lütfen unutmayın. Bu kanala ilk defa geliyorsanız arkadaşlar, fotoğraf ve video çekim teknikleri üzerine birçok içeriğimiz mevcut. Onlara da bir göz atabilirsiniz. Kanala maddi destek sağlamak isterseniz katıl butonuna tıklayarak çeşitli avantajlardan yararlanabilirsiniz. Kendinizi profesyonel anlamda fotoğraf düzenleme konusunda geliştirmek isterseniz Udemy üstünden Nezih Gözen olarak arattığınız zaman farklı kurslarımız çıkıyor. Ayrıca tüm hazır ayarlarımızı satın almak isterseniz Shopier'de nezihgozen.com olarak bize ulaşabilirsiniz. Tüm bu linkler alt kısımda mevcut. Şimdi biz gelelim arkadaşlar asıl konumuza. Fotoğraflarımızdaki renklendirme işlemlerini Camera Raw 2020'de nasıl yapıyoruz? Bugün öğreneceğimiz kısım arkadaşlar Color Mixer. Eksiski adıyla arkadaşlar HSL. Daha önceden burada Color Mixer yerine Hue, Saturation ve Luminance paneli bulunuyordu. Aynı işleve sahip ama ismi Color Mixer olarak şu an değişti. Buraya tıkladığım zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi Hue, Saturation ve Luminance seçenekleri gene karşımıza çıkıyor. Yani bu kısımda herhangi bir değişikliğimiz yok. Buraya tıkladığım zaman da arkadaşlar Color deyip yatayda renkler Hue, Saturation ve Luminance'ı dikey alabiliyorsunuz. Ya da gelip buradan HSL'ye tıklayıp Hue, Saturation, Luminance'ı yataya renkleri de dikey vaziyete alabiliyorsunuz. Ben genelde bu şekilde düzenleme yapıyorum. Şimdi arkadaşlar Hue dediğimiz kısım renk değişikliği yaptığımız kısım. Burada her renk kanalı için ayrı bir yer, gördüğünüz gibi slider'ımız mevcut. Yani ben kırmızı slider'ını sola doğru çekersem görselimde kırmızı olan tüm alanlar gördüğünüz gibi değişiyor arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Resetlemek istersem slider'ı çift tıklayarak resetleyebilirim. Bu fotoğrafı buraya nasıl açtım, nasıl kaydettim, nasıl temel ayarlarını yaptım öğrenmek istiyorsanız video serisinin önceki videolarına da bakmayı unutmayın. Şöyle arkadaşlar turuncu kanalıyla değişiklik yapabiliyorum. Yellow sarıya geliyorum arkadaşlar. Bakın sarı kanalıyla çalıştığım zaman görselindeki sarı renkler değişiyor. Bakın mesela arkadaşlar mavi kanalıyla çalışıyorum. Şu an mavi renkler değişiyor. Yani tüm yaptığınız işlemleri buradan renk bazlı değiştirebiliyorsunuz. Alt tuşuna basıp da arkadaşlar Reset Color Mixer derseniz hepsi tek sıraya geliyor. Yani biz bir renk kanalını değiştireceksek Hue paneliyle çalışmamız yeterli. Saturation'a gelirsek o renklerin bakın şu şekilde arkadaşlar doygunluğunu değiştirebiliyoruz. Red, Orange, Yellow, Green, Aqua, Blue hepsinde arkadaşlar gördüğünüz gibi doygunluk değerleri değişiyor. Purple, Magenta. Yine resetlemek için arkadaşlar alt tuşuna basıp Reset Color Mixer diyebiliyoruz. Mesela bu fotoğraf için ben tüm kanalların arkadaşlar renklerini şöyle eksi 100'e çekeceğim. Saturasyonlarını gördüğünüz gibi doygunluklar eksi 100'lere geldi. Sadece kırmızıyı artı 100 yaptığım zaman da gördüğünüz gibi bu tarz bir efekt elde edebiliyorsunuz. Tüm renkler için de bunu uygulayabilirsiniz. Yine resetlemek için alt tuşuna basıp Reset Color Mixer demek yeterli. Hue panelimiz rengi değiştirdiğimiz, Saturation o renklerin doygunluğunu değiştirdiğimiz kısım. Peki Luminance'da arkadaşlar bu renklerin parlaklık ve aydınlık değerlerini değiştirdiğimiz kısımlar. Bakın kırmızı kanalı daha koyu, daha aydınlık. Turuncu daha koyu, daha aydınlık. Yellow, Blue. Bakın hepsinin arkadaşlar parlaklık değerlerini de buradan değiştirebiliyoruz. Yani siz bu sayede hem renkleri değiştirebiliyorsunuz, doygunluklarını değiştirebiliyorsunuz. Dilerseniz de o renklerin arkadaşlar parlaklığını değiştirebiliyorsunuz. Alt tuşuna basıp yine Reset Color Mixer diyorum. Standart ayarlara geri dönmüş oldum.
Color mikserler arkadaşlar birçok alanda renk değişikliği yapabiliyorsunuz. Bunun örneğini zaten birazdan yapacağız. Bir diğer işlem yaptığımız renk alanı arkadaşlar split tuning. Bir alttaki fotoğrafa geliyorum. Buraya geldim arkadaşlar. Split tuning'e tıklıyorum. Split tuning dediğimiz işlem arkadaşlar tek tonlu renklendirme yaptığımız kısım. Örnek bu fotoğrafta arkadaşlar güzel bir gün batımı var ve o gün batımının sıcak renklerini ben fotoğrafa yansıtmak istiyorum. Bunun için highlight ve shadow panellerindeki sıcak renkleri seçeceğim. Burada da yine hue ve saturation panellerimiz var. Yine hue renk değişikliği, saturation da yine doygunluğu değiştiriyor. Ben buradaki hue panelini şöyle sağa sola değip götürdüğüm zaman gördüğünüz gibi fotoğrafımda herhangi bir değişiklik olmuyor. Gayet doğal. Çünkü ben buradaki hue işlemine herhangi bir saturasyon yani doygunluk vermedim. Şimdi buraya gelip bir hue kanalından renk seçtim. Böyle sıcak bir ton. Şimdi arkadaşlar saturasyonu arttırıyorum. Bakın highlight yani parlak alanlardaki benim belirlediğim renk doygun bir şekilde karşımıza çıkıyor. Aynı şekilde arkadaşlar shadow'a geliyorum. Burada biraz daha sarımtırak tonları seçeceğim. Alt kısımda görebiliyorsunuz. Sonra da yine bunun doygunluğunu şekilde arttırıyorum. Çok fazla sarı olursa biraz daha böyle sola doğru çekip turuncu renkleri hakim bir hale getirebilirim. Buradaki doygunluğu yine dediğim gibi ayarlayabiliyoruz. Aynı şekilde hem üstte hem altta arkadaşlar. Her iki panelin de arasındaki dengeyi buradaki balans slider'ı ile sola ya da sağa çekerek dengeleyebilirsiniz. Sola çektiğiniz zaman shadow, sağa çektiğiniz zaman da arkadaşlar highlight'teki doygunluk değerleri ve renk değerleri karşımıza geliyor. Gördüğünüz gibi. Q tuşuna bastığımız zaman hatırlarsanız öncesi ve sonrası hallerini görebiliyorsunuz. Bu iki tool'la arkadaşlar önce Color mikserle bir renk değişikliği yapacaksak yapabiliyoruz. Daha sonra da arkadaşlar split tuning ile fotoğrafımızdaki baskın renklerin daha belirgin olmasını sağlayabiliyoruz. Gelin isterseniz şimdi hızlıca bir renk düzenlemesi yapalım bir fotoğraf üstünde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet renkli bir arabamız var ve bu arabayı daha belirgin renklerle ortaya çıkartmak istiyoruz. Basic panelinde hemen geliyorum buradan arkadaşlar. White balance'ı ayarlıyorum. Oto çok soğuk oldu. Bir Cloudy yapayım. Evet daha sıcak renkler. Hatta birazcık temperature'la sıcaklığını arttırabiliyorum. Vibrance ve saturation'la birazcık doygunluğunu arttırdım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi renkle alakalı temel işlemlerimiz bitti. Burada birazcık shadow'u açarak biraz da bileği açarak ortamı da aydınlatacağım. Tüm bu işlemlerin detayları önceki videolarda mevcut. Onları izlemeyi unutmayın. Daha sonra arkadaşlar Color miksere geliyorum ve artık burada renk değişikliği yapmaya başlayabilirim. Hue'ye geliyorum mesela arkadaşlar. Bakın red kanalıyla oynuyorum. Kırmızıları daha belirgin yaptım. Turuncuları arkadaşlar biraz daha turuncuya çektim. Yellow'u biraz daha sarıya doğru çektim. Burada purple ve magenta da var gördüğünüz gibi. Bunları da biraz böyle sağ çekeyim. Moru da purple da arkadaşlar biraz daha sağ çekip gördüğünüz gibi daha doygun bir hale getirdim. Saturation'a geliyorum arkadaşlar. Red, orange, yellow, purple ve magenta'yı belirgin yaptım arkadaşlar. Green, aqua ve blue'yu da düşürdüm. Böylece bu belirttiğim renkler daha belirgin olarak karşımıza çıktı. Diğer renkler ise arkadaşlar değişikliğe uğramadı. Şu arka kısımlardaki renkleri soldurmak istersen buradaki İkona tıklayıp arkadaşlar buradan mesela asfalta gelelim şöyle aşağı doğru çekiyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi oranın rengi gitti. Aynı şekilde arkadaki binaları da şöyle birazcık solduracağım. Bu biraz turuncuyu etkiledi. Bunun yerine ben red'i ve yellow'u birazcık arttırıyorum. Evet şu an daha iyi oldu. Q'ya basarsam arkadaşlar gördüğünüz gibi renklerimiz canlanmış olarak karşımıza çıkıyor. Bu görselde bir perspektif hatası var. Onu nasıl düzelteceğini ileriki videolarda sizlere göstereceğim. Hatta burada profil sekmesine gelip arkadaşlar Vivid'i seçersek daha da canlı ve kontrastlı renkler elde edebiliriz. Gördüğünüz gibi Color Mixer'le yaptığımız işlemler şuradan da açıp kapatabiliyoruz. Öncesi sonrası haline geldi. Mesela bu fotoğraf arkadaşlar Split Tuning ile biraz daha böyle sıcak renkler ekleyeceğim. Şöyle bakın. Buradan da yine biraz ters etki vermesi için maviye geldim. Şöyle. Evet. Buradan sinematik bir renk tonlaması yapacağım. Gördüğünüz gibi arka kısımlar soğuk renklerdeyken arabamız daha sıcak renklere gelmiş oldu. Hatta bunu birazcık daha böyle turuncu yaparsam gördüğünüz gibi tam bir
sinematik renk efekti vermiş olduk. İlk hali buydu arkadaşlar. Görselimizin son halinde bu. Daha sonra farklı düzenleme teknikleriyle bölgesel anlamına da işlemler yapabiliriz. Hatta ben buradaki Shadow'ı Blay'i birazcık daha açıp çok azıcık da exposure verip görselimi aydınlatacağım. Daha iyi oldu sanki. Curve'e gelip de arkadaşlar buradan linear yerine medium kontrast seçersem evet. Gerçekten güzel bir düzenleme yapmış olduk. Baştan sona siz de fotoğraflarınızı bu şekilde düzenlemeyi öğrenmek isterseniz bu video serisine izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şu an tam anlamıyla renk bazlı bir düzenleme yapmış olduk. İşlemler bittikten sonra da arkadaşlar buraya tıklayıp çıkan export alanından şuraya getireyim ben sizlere. Çeşitli ayarlarımızı yaptıktan sonra arkadaşlar exportlama işlemlerimizi kolayca yapabiliyoruz. Bununla alakalı detaylı bir video da kanalda mevcut. Siz nasıl buldunuz arkadaşlar renklendirme kanallarını? Fotoğraf üstünde birçok farklı efekti ve tonlamayı bu şekilde yapabiliyorsunuz. Eğer siz de bu efektleri öğrenmek istiyorsanız bu serinin önceki ve sonradan çıkacak videolarını da kaçırmayın derim. Bu konuyla alakalı sormak istedikleriniz olursa yine alt kısma yorum olarak bırakabilirsiniz arkadaşlar. Ben Nezih Gözen, bu kanalı izlediğiniz için çok teşekkürler. Bana destek veren, bu kanalın büyümesi konusunda katkılarda bulunan katıl butonu takipçilerime de sonsuz teşekkürlerimle. Siz de katıl butonuna tıklayarak bu kanalın daha fazla içerik üretmesine destek olabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Esen kalın.